Merhabalar. Şehir Hepimizin programında bugün Ayhan Kan'ı ilk konuk ediyoruz. Ayhan Hoca ile beraber kent ve popülizmi konuşacağız. Popülizm çok popüler bir konu oldu. Biraz siyasal alan çok popüler dilin hakim oldu ve popülist liderlerin var olduğu bir hal aldı. Belki önce popülizm nedir? Popülizmi nasıl tarif ediyoruz? Farklı bir popülizm mi yaşıyoruz şu an? Oradan başlayabiliriz. Biliyorum yeni bir araştırmanın sonuçları ve süreci içindesiniz. Hani bir önce popülizmi konuşsak hocam. Aslında Türkçe'ye doğrudan çevirisi yapıldığında bizim çok da yabancı olmadığımız bir kavram popülizm. Halkçılık kavramı şeklinde değerlendirilebilir. İçerisinde demokratik ögeler var. İçerisinde bir takım elitist ve aynı zamanda anti-elitist ögeler var. Ben özellikle son dönemdeki gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerek farklı Latin Amerika ülkelerinde ve özellikle de son dönemde Avrupa'da yaşanan sağ popülizmin geçmişteki popülizm örneklerinden farklı olarak okunması gerektiği, farklı tanımlanması gerektiği varsayımdan hareketle geçtiğimiz yıl Avrupa'da farklı şehirlerde bir araştırma yaptık. Ve bu sorunun cevabı herhalde şöyle verilebilir. Antropolojik açıdan buna duymaya pek de alışık olmadığımız şekilde bir yanıt verme söz konusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü genellikle popülizm son dönemde sağ popülizm de dahil olmak üzere çok olumsuz yanlarıyla hep eleştirildi, gündeme geldi. Geçmişteki korkularımız üzerinden mesela Almanya düşünüldüğünde Almanya'da Nazi Almanya'sı deneyimlerini çağrıştıran şekilde kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Yine Fransa'da İkinci Dünya Savaşı'nın Nazizm ideolojisi bağlamında Le Pen'in konuşmaları gündeme geldi, Marine Le Pen'in. Halbuki biraz arkaya yaslanıp resmi biraz daha yukarıdan okumaya çalışmak lazım. Çünkü her iki durumda da gerek popülist, sağ popülist siyaset yapan siyasetçiler de, bunu eleştiren merkezdeki siyasetçiler de geçmiş korkuları veya geçmişi kullanarak kendilerini kamuoyu yaratmaya çalışıyorlar. Bizim yaptığımız çalışmada şunları gözlemledik. Aslında popülizm dediğimiz şey küreselleşme bağlamında ele alındığı zaman gündelik hayattaki bir takım korkuların kaynaklık ettiğini görüyoruz. Gündelik hayatta özellikle küreselleşme döneminde küreselleşmenin kaybedenleri dediğimiz geleneksel orta sınıf, işçi sınıfı ve aynı zamanda işsiz kitlelerin hızla değişen dünya bağlamında dünyanın geçmişteki gibi güven veren bir yer olmadığı, bir taraftan geçmişteki gibi sosyoekonomik anlamda kazanım sahibi olamadıklarını gören, bir yanıyla da bildikleri geçmişteki dünyanın kendilerine güven veren, güven hissi veren ulus, etnisite, din gibi unsurların tehdit altında olduğunu gören öznelerin, bireylerin adeta kendilerini korumaya aldıkları yeni bir tür anlatı, yeni bir tür doktrin gibi okunması gerektiğini görüyorum. Çünkü popülizm bir cemaat yaratıyor aslında. Kendi popülizme yaslanan insanların kendilerini bir taraftan sosyoekonomik dışlanmışlığa karşı, bir taraftan da nostaljik dışlanmışlığa karşı korunmalarını sağlayan bir kalkan görevini görüyor. Ve bunu da çok iyi kullanan bir takım sağ popülist partiler var. Onlar da bu korkuları çok iyi kullanıp, bu korkular üzerine yatırım yaparak kendi seçmen kitlelerini hızla artırdıklarını görürüz. AfD bugün Almanya'da neredeyse ikinci parti. Le Pen zaten Fransa'da ikinci parti. Yani bu şekilde okumak gerektiği kanaatindeyim. Sosyoekonomik korkular ve de bildiğimiz dünyanın artık aynı dünya olmamasının verdiği bir takım belirsizlik hali.
O zaman aslında çok önemli bir şey konuşuyoruz gibi hissettim bir an şu anlamda. Yani bu kadar yaygın bir biçimde popülizmin olması bir anda dünyanın ortak bir tepkisi gibi de bir yandan. İşte küreselleşme, belirsizlik, korku, yani biraz duygu, işte bu siyasette duygular çok fazla konuşulmaya başlandı bu ara. Evet. Siyaset biliminin ana akımının içine girmeye başladı. Evet. Hani burada farklı vakalara baktığımızda da aslında böyle bir şey görüyoruz gibi duyuyorum sizin söylediğinizde. Bunlar hepimizde, yani bu benim sözünü ettiğim çerçeve içerisinde popülizme baktığımız zaman, özellikle sağ popülizme baktığımız zaman, aslında pekala pek çoğumuzun içinde olabileceği bir şeyden bahsediyorum. Yani küreselleşmenin dayattığı belirsizlik, kaos, anarşi, olup biteni kontrol edememe, sosyal medyanın, yeni medyanın sürekli insanları savunmasızmışçasına yakaladığı ve her şeyden olumsuz anlamda etkilenmesine neden olan bir dünyadan bahsediyoruz. Benim hep verdiğim örneklerden bir tanesi öyle bir şey ki geçmişte herhangi bir elektronik aletimiz bozulduğunda onu tamirciye götürürdük. Yüz yüze bir iletişim kurulurdu ve o çözümlenirdi. Ama bugün artık call center'lara aramak durumunda kalıyoruz. Telefon sürekli bizi oradan oraya savurup duruyor. Bir şekilde sorunumuzun giderilmediği bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bu güvensizlik hissinin pek çoğumuzu etkilediğini söylemek mümkün. Bazılarımız bununla baş edebiliyor. Özellikle daha küresel, daha kozmopolit, daha dünya yurttaşı dediğimiz sınırlara yatırım yapmayan, sınırların ötesinde düşünen insanlar bir şekilde bunu çözebiliyor. Ama bir de çok fazla hareket etmeyen, coğrafi anlamda hareket etmeyen, kendi içerisine sıkışmış, bir de göçün ve mültecilerin, bu insanların bildikleri referansları tehdit ettiği bir düzlemde yaşamak durumunda kalan insanların pek de kolay bu işin içinden çıkamadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bunu bir refleks olarak okumak gerekiyor. Antropolojik bilgi o yüzden bence burada çok önemli. Siyaset biliminin ya da sosyolojinin bize dayattığı yukarıdan aşağı inen bir yaklaşım yerine antropolojik bilgiyle baktığımız zaman belki işte Dresden'de ya da Toulon'da veya Rotterdam'da PVV'ye veya Le Pen'e veya AfD'ye veya işte Altın Şafak, Yunanistan'daki Altın Şafak Partisi'ne oy veren insanların hissiyatlarını daha kolay anlayabiliriz gibi geliyor bana. Yani şey aslında çok hayati gibi günlük pratikler ve günlük deneyimlere bakmak. O yüzden de hani programın adını bugün kent ve popülizm koyduk. Bunun gerçekleştiği yer olarak da kentleri, hani bizim programımızın adı da şehir, hepimizin hani o şehirde nasıl ve farklı şehirlerde, çünkü anladığım kadarıyla büyük şehirlerle küçük şehirler arasında bir fark olduğu düşünülüyor. Evet, yani buradaki önemli noktalardan biri, çünkü o günlük pratiklerde herhalde o korku hissinin, çekinme hissinin nasıl bir etkisi olduğuna bakmak. Şimdi şöyle söylenebilir sanıyorum, özellikle popülizmin daha geleneksel orta sınıf ve işçi sınıfı ve yoksul kitlelerin olduğu küreselleşme süreçlerine yeterince eklemlenememiş küçük kentlerde ortaya çıktığını, yaygınlaştığını söylemek abartılı olmayacaktır. O yüzden biz çalışmayı yaparken Avrupa kentlerinde, şehirlerinde popülizmin gündelik hayat üzerinden okunması gerektiğini, popülizmin yerel motifler ve yerel etkenler üzerinden okunması gerektiğini hep altını çizdik. Dolayısıyla mesela Fransa'da popülizm diye analize başlamak problemli geliyor bana. Ya da Almanya'da popülizm diye analize başlamak problemli geliyor. Veya Türkiye'de popülizm diye. Her bir kentin kendine ilişkin bir takım özellikleri var, bir takım temel sorunsalları var.
Bu sorunsallar üzerinden gittiğimiz zaman daha doğru bir analiz yapabiliyoruz. Bu aslında biraz hem yani biz daha siyaset bilimciler için ama bence genel olarak hepimiz için hani siyaseti anlarken ya da tartışırken onun mekansallığını, nerede kendini gerçekleştirdiğini, koşulları anlamak açısından da önemli bir şey. Yani bu çalışmanızda çok farklı şehirlerde karşılaştırmalı ve o mekansallığın özelliklerine dikkat ederek. Evet. Dresden. Bir onları belki söylemekte fayda işte olabilir. Dresden'de, özellikle daha sonra okumak isteyen. Almanya'da, yani. Doğu Almanya'da Dresden şehrini kullandık. Orada 20 tane derinlemesine görüşme yaptık. Fransa'da güneyde Toulon, Le Pen'in ya da Front National'in aslında doğduğu yer olan, evet, daha böyle kolonileşme süreçleriyle açıklayabildiğimiz bir parti olduğu için orijin itibariyle Front National, güneyde Toulon'u seçtik. Hollanda'da Amsterdam değil, çünkü Amsterdam'da sağ popülizm neredeyse gündelik hayatta yoktur, görünmez. Çok da fazla taraftarı yoktur ama Rotterdam'da bir o kadar vardır. Rotterdam önemlidir. Amsterdam'ı küreselleşme süreçlerine katılan elit yönetir. Hollanda'yı da onlar yönetir ama Rotterdam anti-elitist bir yaklaşımla her zaman kendini ön planda tutmaya çalışır. Bu yüzden Wilders oradan fazlasıyla oy alabiliyor. İtalya'da Roma'yı kendimize seçtik. Roma her ne kadar diğer örneklerden farklı olsa bile Cinque Stelle, Beş Yıldız Hareketi Roma'dan çıktığı için orayı kendimize seçtik. Yunanistan'da da Atina'yı, Golden Dawn'ın, Altın Şafak Hareketi'nin yine başladığı nokta olduğu için orayı seçtik. Dresden örneği pek çok açıdan açıklayıcı bir örnek. Konumuz da şehir, kent olduğu için. Mesela çok net olarak şunu söylemek mümkün. Her ne kadar AfD'nin söylemi, Almanya için Alternatif Hareketi'nin, partisinin söylemi İslamofobik bir söylem olsa bile ve bu söylem üzerinden giderek mainstream, giderek ana akım bir hale gelmeyi beceriyor olsa bile, bu söylem üzerinden özellikle kadınları kendine çekebiliyor olsa bile, gay ve lezbiyenleri, LGBTI hareketini ve o hareketin üyelerini kendine çekebiliyor olsa bile, bakın dikkat edin, bunlar normalde liberal hareketlerin öznesi olan insan gruplarından. Sağ popülizmin içinde olmaması gereken. Evet, olmaması gereken gruplardan bahsediyoruz ama pekala son dönemde varlar. Fransa'da da böyle, Hollanda'da da böyle özellikle. Bunun da nedeninin bu söz konusu siyasal partilerin ana akım hareketler haline gelebilmek için İslamofobiyayı ideolojik bir unsur olarak başarılı bir şekilde kullandıklarını görüyoruz. Çünkü İslamofobiya üzerinden kendilerini gündelik hayatta radikal İslam'ın etkileri karşısında savunmasız olarak gören kadınları ve LGBTI grupları kendine başarılı bir şekilde çekebildiklerini görüyoruz. Dresden örneği bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Ama İslamofobiyayı söylerken Dresden bağlamında mesela pek de Dresden'de Müslümanla karşılaşmanız mümkün değildir gündelik hayatta, çünkü yoktur. Genellikle de özellikle İslamofobiyanın kullanılması suretiyle ana akım bir yola giren bu tür siyasal partilerin aslında İslamofobiyi ideolojik olarak kullandıklarını görüyoruz. Ama biraz daha resmin arkasına baktığımız zaman bu tür şehirlerde kenarda kalmış, merkezin uzağındaki kentlerde insanların İslam korkusu ya da İslam düşmanlığının çok ötesinde asıl başka sorunlarının olduğunu görüyoruz. Mesela Dresden'de hala iki Almanya'nın birleşmesi döneminde kendilerine söz verilen hakların, zenginliklerin kendilerine erişmediğini söyleyen geniş bir kitle var. Giderek yaşlanan bir nüfus var. Giderek göçle yaşamak zorunda olan ama bildiğimiz anlamda gelen göç değil bu, giden göçle. Yani genç insanlar Dresden'de veya Doğu Almanya'nın başka şehirlerinde yaşamak istemiyorlar. Eğitim nedeniyle Münih'e gidiyorlar veya Berlin'e gidiyorlar veya iş bulabilmek için oralara gidiyorlar. Dolayısıyla bu tür şehirler aslında kan kaybeden şehirler olduğu için ve bu da
özellikle belli bir yaşın üzerindeki, 35 yaş üzerindeki kitleyi rahatsız ettiği için de bu tür grupların bu tür sorunları sorunlara referansta bulunan, bu tür sorunların altını çizen siyasal partilere doğru yöneldiklerini görüyoruz. Son yıllarda da Almanya örneğinde ya bunu sağ popülizm şeklinde AfD yapıyor ya da son dönemde dikkati parlayan başka bir sol popülizm diyebileceğimiz Yeşiller Hareketi var. Yine onların da yıldızının parladığını görüyoruz. Yani her bir şehrin kendine içkin bir takım sorunları üzerinden konuşmak gerekiyor. Yani aslında orada o şehrin hani asıl sahipleri olarak görüp herhalde o dışarıda bırakmada da en fazla göçmenler üzerinden yaşanan bir egzersiz mi oluyor? Yani ya da farklı örneklerde farklı dışarıda bırakılanlar mı oluyor? Şöyle mesela yine çalışmamızın aslında ilginç bulgularından bir tanesi. İddia edildiği gibi aslında sağ popülist partilerin ve bu partileri destekleyen kişilerin çok da fazla mülteci karşıtı bir söylem kurmadıklarını görüyoruz. Göçmen karşıtı bir söylemleri var, Müslüman karşıtı bir söylemleri var. Mülteci karşıtı bir söylem kurmuyorlar şu an için en azından. Çünkü mültecileri kendilerine sosyoekonomik anlamda bir rakip olarak görmüyorlar. Hmm. Onlar yardıma ihtiyacı olan insan grupları. O zaman yani şeyi belki hani netleştirmek için söylüyorum. Göçmenle mülteciyi ayıran bir anlayış ayıran var. Ayıran bir anlayış çok net olarak. Hmm. Ayıran bir anlayış var. Farklı mülakatlarda da yine şu sıklıkla karşımıza çıktı. Yani onlar mülteciler Suriyeliler veya başka yerlerden gelen mülteciler. Nasıl ki biz İkinci Dünya Savaşı'nda bir takım sorunlarla yaşadıysak ona referansla ona göndermelerle o tür gruplara daha empatiyle yaklaşan bir insan kitlesiyle karşılaşıyoruz. Ama öbür taraftan yıllardan beri orada yaşayan, mesela Türkiye kökenli göçmenler ve özellikle de onların çocuklarına karşı bir husumetleri var. Çünkü bu gruplar ile sağ destek veren, sağ popülizme destek veren native yerli unsurlar arasında bir rekabet söz konusu. Hmm. Kaynakların bölüşümü, paylaşımı sürecinde yaşanan bir rekabet söz konusu. O yüzden husumetler o tür gruplara doğru kaymaya başlıyor. Peki aslında sizin en önemli çalışmalarınızdan biri de Euro-Türkler üzerine olan gene karşılaştırmalı bir çalışmaydı. O süreçle bu sürece baktığımızda o Euro-Türkler zamanıyla şimdi farklı bir şey rastlanıyor mu? Yani hem Euro-Türkler açısından hem Euro-Türklerin algılanması açısından. Yani... Belki çok kısa söyleyebiliriz Euro-Türkler ne demek güzel çünkü. Güzel bir soru, doğru. Biz o çalışmayı 2005-2008 yılı arasında Almanya, yani Fransa ve Belçika'da yaptık. İşte 11 Eylül'ün ardından değişen bağlamda neler değişiyor, ne tür korkular, ne tür husumetler ortaya çıkıyor ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin giderek iyiye doğru seyrettiği bir dönemde bu insanlar ne kadar Avrupalı, şeklinde sorularımız vardı ve o sorulara yanıt aramaya çalışıyorduk. Ama şu andaki durum ile karşılaştırdığımız zaman bana şöyle geliyor. Aslında sağ popülizm dediğimiz konu ve bu konunun tartışılma biçimi özellikle İslamofobia üzerinden, mülteciler üzerinden tartışılma biçimi bize şunu öğretiyor, hala biz 11 Eylül'ün yarattığı siyasal iklimin sonuçlarını yaşamaya devam ediyoruz. Bugün özellikle tarihsel bağlama vurgu yapmak gerekiyor. Yani genellikle çünkü bugün akademide yapılan tartışmalarda sanki sağ popülizmin konu ettiği meseleler yeni ortaya çıkmış ve biz onları yeni fark ediyormuşuz gibi. Halbuki bir iz sürdüğümüz zaman Hollanda örneği iyi bir örnek. Bugün PVV'nin, Hollanda Halk Partisi'nin, Wilders'in söylemi 2001-2002 yılında Pinkfortan Hareketi diye ortaya çıkan yine sağ bir oluşum olan partinin söylemleriyle aynı, İslamofobik. Bir söylem. Yine Almanya için aynı şeyi söylemek mümkün. Dolayısıyla bugün hala o zaman da bu İslamofobia vardı. Bugün de İslamofobia var. Ama bunların üzerine bir de eklemlenen küreselleşmenin yarattığı başka korkular var. Bu bağlamda baktığımız zaman
O dönemde belki genç kuşaklar çok da fazla, yani Euro-Türkler dediğimiz ya da Türkiye kökenli insanlar dediğimiz ya da Müslüman kökenli insanlar dediğimiz insanlar, gençler o dönemde o kadar da aktif değillerdi ve kamusal alanda kendilerini çok net olarak ifade etmiyorlardı. Ama artık ifade ediyorlar şimdi. Bazen sokak eylemlerinde onları görebiliyorsunuz. Bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkeleri ziyaret ettiğinde bu lideri alkışlayan insan kitleleri şeklinde görüyorsunuz. Bunu tabii sıradan bir Hollandalı, sağ popülizme gönül veren bir Hollandalı veya AfD'ye gönül veren bir kişi tehdit olarak görüyor ve bu nedenle özellikle son dönemde çifte yurttaşlık, çok yurttaşlık gibi konuların artık olumsuz bir şekilde tartışılmaya başlandığını gözlemleyebiliyoruz. Ama şunu söylemek lazım, yani bu insanlar büyüdüler, bu insanlar artık kendilerini o demokratik ortamda daha iyi ifade edebiliyorlar ve bunu sıradan bir Hollandalı demeyelim de sağ popülizme yönelen bir Hollandalı kendine tehdit olarak görüyor. Çünkü hala Türklerden ya da Türkiye kökenli insanlardan kendilerine minnet duygularıyla yaklaşmalarını bekliyorlar. İşte onlar aynen şu anekdotlar var. İşte 1960'lı yıllarda biz onlara kapılarımızı açtık. Çok büyük destek verdiler bize. Ama her zaman bize saygı duyuyorlardı. Her zaman bize minnet borçluydular. Ama bu borcu artık ifade etmediklerini görüyorlar. Bana da soracak olursanız niye artık borç falan kalmadı? Yani tam da tersine Hollanda'nın kalkınmasına, Almanya'nın kalkınmasına çok büyük anlamda katkı sunan insanlar bunlar. Ve bu insanlar da pekala Hollandalılar gibi ya da Almanyalılar gibi bir o kadar Almanyalılar, bir o kadar Hollandalılar ve kendilerini kamusal alanda ifade edebiliyorlar. Bir şeyden rahatsız iseler de onu ifade etmenin yollarını, kanallarını biliyorlar. Entegre olmuş insanlardan bahsediyoruz yani aslında. Yani aslında orada nesiller arası farklılıkları da görüyoruz. Evet. Yeni neslin çok daha başka, hem ulus ötesi kimlikleri olabiliyor, hani farklı kimlikleri aynı anda barındırarak, hem de içinde doğduğu ve büyüdüğü toplumun bir parçası olarak taleplerini dillendiriyorlar. Tabii, ama tabii onun yarattığı başka bir tepki oluyor. İşte evet, yani Hollandalı okullarda okuyan, Alman okullarında okuyan, o dili çok iyi bilen, hatta bir üçüncü dili de gayet iyi bilen insanlardan bahsediyoruz. Bu insanlar da annelerinden, babalarından, onların nasıl hor görüldüğünden haberdar oldukları için geçmişteki deneyimleri bir tarafa bırakıp eşit yurttaşlar olarak taleplerde bulunuyorlar. Ve bu aslında entegrasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini bana anlatıyor. Ama bunu oradaki Hollandalı, Rotterdam'daki PVV taraftarı bu şekilde değerlendirmiyor. Bunu kendisine bir tehdit olarak koyuyor. Ve çünkü şeyi tehdit ediyor. Yani milli referansları, işte Hollanda dediğinizde aklınıza ilk gelen şey toleranstır. Evet. Çok kültürcülüktür. Yani ben onu tolere ederim. Ama artık tolere etmemeye başlıyorlar. Çünkü toleransla intolerans aynı şey aslında. Aslında o konuda da bayağı bir çalışmanız var biliyorum. Oldu, yani oldu. Aslında şu an Türkiye açısından da özellikle Suriyeli geçici koruma statüsündeki mülteciler de dahil olmak üzere çok konuştuğumuz kavramlar bunlar. Eskiden bu kadar konuşmadığımız. Evet. Mesela tolere kelimesi, entegre kelimesi, sosyal uyumu. Evet. Hani bütün bunları da hangisi daha doğru tabii tartışabiliriz ama o tolere ile ilgili belki bir iki şey söylemek istersiniz. Yani, çünkü biliyorum yani bayağı kapsamlı bir çalışma yaptım. Çok uzun süreli bir çalışmamız olmuştu. Tabii tolere kavramı Latince bir kavram. Türkçedeki tam karşılığı tahammül, hamıl, aslında yük. Yani hamile kadın, yüklü kadın. Hamili kart yakinimdir. Bu kartı taşıyan kişi yakınımdır. Yani bizim dilimize de çok yer etmiş bir kavramdan bahsediyoruz. Kimi tolere ediyorsunuz? Normal koşullarda yük olarak gördüğünüz kişiyi tolere ediyorsunuz. Bir insan başka bir insanı niye bir yük olarak görsün ki? Eşit koşullardan pek bahsedilmeyen bir... Evet, hiyerarşik bir ilişki biçimini aslında bize dayatıyor. Gücü olan, yani sosyoekonomik anlamda, politik anlamda gücü olanın bu tür güce sahip olmayan insanları tolere etme şansı var. Osmanlı'nın bir takım grupları zamanında tolere ettiği gibi. Ama belli bir süre geldikten, belli bir süre sonra bu tolerasyonun artık çalışmadığını, çünkü sosyoekonomik anlamda gücü elinde hisseden grupların bir süre sonra uluslararası ortamda bu gücü elinde görmediklerini, hissetmediklerini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Hollanda da biraz böyle bir ülke. Bugün Hollanda intoleransın
çok yoğun olarak yaşandığı bir ülke. Halbuki ulus devlet tolerans retoriği üzerine kuruluyor. Multikültürelizm, çok kültürcülük üzerine kuruluyor. Vatandaşlık çerçevesi. Tabii Osmanlı'da da öyle. Yani eşit ilişki kurmadığınız zaman bugün Türkiye'deki Suriyeliler bağlamında da yine bizim hep yazdığımız, çizdiğimiz, konuştuğumuz yani işte ensar ruhu üzerinden, misafirlik üzerinden, geçicilik üzerinden, tolerans üzerinden bir söylem inşa edildi. Siyasal bir söylem inşa edildi. Belli bir yere kadar bu işledi, başarılı bir şekilde de işledi. Ama artık bunun pek de işlediğini görmek mümkün değil. Kentlerimizde her ne kadar medyaya, ulusal medyaya yansımasa da biz biliyoruz, yerel medyayı takip ettiğimiz zaman çok farklı kentlerde, şehirlerde gerilimlerin yaşandığını, yine aynı sözünü ettiğimiz o sosyoekonomik kaynakların bölüşümü sürecinde devlet yeterince yeniden bölüştürücü olamadığı için, asıl işlevini yerine getiremediği için bu defa yerli gruplar ile dışarıdan gelen gruplar arasında bir çatışmanın olduğunu görüyoruz ve bu çatışma ilerisi için çok içinde sorunlar barındıran bir çatışma. Aslında yönetilemezse yani bu karşılaştırmalı perspektifin ne kadar da anlamlı olduğunu görüyoruz diye düşünüyorum. Yani çok farklı örneklerde yine de bir ortak dil ve ortak noktaları bakıyor ve çıkarıyor olmak, yani bu sınıf diyebileceğimiz sosyoekonomik anlamdaki yoksullar arası rekabet olarak da kullandığımız bir şeyle çok örtüşüyor. Yani çok daha kırılgan olan grupların, çok daha güvensiz hisseden grupların daha rahat sağ popülizme ya da daha rahat popülist politikalarda kendi kırılganlıklarını ifade ettiğini görüyoruz. Çok güzel. Ve işte bu farklı deneyimlerden belki de hep beraber yani bu, çünkü biraz insanlığa dair de bir sorun. Tabii, hani tabii. Yaşadığımız küreselleşmenin bütün etkileri ortak bir problemimiz. Evet. Bu yüzden de o kendi dünyamızın dışındaki örneklere bakmak gerçekten hepimiz için ufuk açıcı oluyor. Yani çok doğru Pınar. Son 30 yıldır yaşanmakta olan bir sürecin dışa vurumlarını yaşıyoruz. Bütün değerlendirmelerimizi ister sosyal bilimlerde olsun, ister gündelik hayatta olsun, sıradan insanlar olarak hep kültürelist bir paradigma üzerinden, dini bir paradigma üzerinden yapma eğiliminin ağır bastığı bir dönem aslında bu dönem. Ve özellikle de bunun ayyuka çıktığı dönem Huntington'ın uygarlıklar çatışması söyleminin ortaya çıktığı, Yugoslavya'daki savaşın ardından başlayan, akabinde 11 Eylül ile devam eden ve bugüne bizi getiren dönem. Halbuki bütün bu, özellikle benim kendi çalışmalarımda hep altını çizmeye çalıştığım noktalardan bir tanesi, aslında ister Fransa olsun, ister Almanya, ister Amerika Birleşik Devletleri, ister Türkiye olsun, baktığımız zaman bu kültürel, dinsel ve uygarlıkçı sıfatları bir tarafa bıraktığımız zaman yaşadığımız şeyler aslında büyük ölçüde sınıfsal konular olmaya devam ediyor. Sosyoekonomik kaynakların bölüşüm sürecinde yaşanan sorunlar olmaya devam ediyor. Dolayısıyla bizim bütün bu olup bitenin üzerinden, üstesinden gelebilmemizin tek bir yegane yolu var. O da sosyoekonomik, siyasal dili yeniden kurmaya çalışmak ve kültürel, kültürelist, postmodernitenin dayattığını düşündüğüm kültürelist dili, dini dili, uygarlıkçı dili bir tarafa bırakmak gerekiyor. Çünkü bize söylendiği gibi değil. Mesela bir örnek vereyim, süremiz de daralıyor biliyorum. Türkiye'den baktığımız zaman sağ popülizme ve İslamofobiyi değerlendirdiğimiz zaman ister istemez insanlara şunu dedirtiyor. Ya bu İslam, Avrupa'da büyük bir İslamofobiya var. Çünkü iki din arasında bir çatışma var. Yani hatta bazıları bu çatışmayı neredeyse Hilal ile Haç arasındaki çatışmaya indirgemiş durumda. Bu o kadar sembolleri yanıltıcı. De öyle görüyoruz. Aynen, yani çok daha kolaylaştırıcı bravo. Bir şekilde. Bu o kadar sorunlu bir dayatma, o kadar sorunlu bir indirgeme ki, halbuki mesela yine çalışmalarda şunu çok net olarak görüyoruz. İslamofobik gruplar, Avrupa özelinde düşündüğümüz zaman İslamofobik gruplar Hristiyanlığı pratik eden gruplar arasından çıkmıyor. İslamofobik gruplar özellikle radikal, fundamentalist İslam'ı kendi yaşam tarzına bir tehdit olarak gören ateist, agnostik, seküler gruplar arasında, kadınlar arasında veya LGBTİ gruplar arasında daha fazla görülüyor. Dolayısıyla bu sadece bu örnek bile Hristiyan olan ile Müslüman olanı karşı karşıya getirmemeli. En azından o bilgiyi üretmemiz gerekiyor.
Sorunlar başka yerlerde, sorunlar hakikaten ifade etmeye çalıştığım gibi sosyoekonomik bölüşüm süreçlerini doğru yönetemeyen, işte bizim o redistributive justice dediğimiz tam Türkçesi nasıl diyelim? Hakkaniyetçi bölüşüm dediğimiz bölüşümü gerçekleştiremeyen ulus devletlerde oluyor. Dolayısıyla eğer illaki bir şeyi problematize edeceksek doğru şeyi problematize etmemiz gerekiyor. Ya bu tabii çok derin bir tartışma, herhalde başka programları da içermesi gerekir ve konuşuruz diye ümit ediyorum ama gerçekten kimlik siyaseti ve hani bu kimlik siyasetinin özellikle şu anki dünya gerçeğinde göçmen karşıtlığıyla da üst üste binen tarafı hepimizin tartışması ve düşünmesi gereken bir şey. Çünkü bir yandan herkesin kendi varoluşuyla da çok ilişkili olduğundan hani nasıl tanımlıyoruz kendimizi, bizliği nasıl tanımlıyoruz, o bizim dışında kalanlar kim? Ve belki hani kalan sürede bu büyük şehir, küçük şehir kısmını da biraz konuşmak isterim. Yani mesela Almanya örneğinde daha net herhalde, yani Berlin mesela başka bir kozmopolit şeyi içeriyor. Onun içinde gene öyle küçücük şehirler var mı? Hani nasıl İstanbul'un devasallığı içinde küçücük odaklar, merkezler var gibi. Hani böyle bir kendi çalışması çerçevesinde büyük şehir, küçük şehir, popülizmin oralardaki farklı yansımalarını da biraz konuşabilirsek. Tabii ki özellikle küçük şehirler dedik, kır dedik. Buralarda popülizmin, sağ popülizmin yükseldiğini biliyoruz. Daha az eğitimli veya eğitimsiz erkekler arasında daha fazla olduğunu, yaygınlaştığını biliyoruz. Son dönemde özellikle İslam nedeniyle ortaya çıkan korkunun etkilediği ve bunu da kullanan sağ partiler nedeniyle kadınların da LGBTI gruplarında buraya doğru kaydıklarını görüyoruz. Öte yandan özellikle yeni orta sınıflar değil de diyelim ki bilişim sektöründe çalışan, işte daha küreselleşmeci, daha entelektüel, akademisyenler, siyasetçiler, bürokratlar, sürekli mobil durumda olan insan gruplar arasında popülizme eğilimin neredeyse hiç olmadığını görüyorsunuz. Ama normal koşullarda hareketlilik içerisinde olmayan, hep bulunduğu o ücra şehirde kalmak zorunda olan insanlar arasında daha fazla olduğunu görüyorsunuz popülizmin. Aslında yani ben hep o antropolojik bilginin önemli olduğu kanaatindeyim. Popülizmi aslında bir çığlık gibi okumak lazım. Yani bu insanlar küreselleşme süreçlerini bir taraftan eleştiriyorlar. Ama aslında eklemlenmeye çalışmak istedikleri şey de tam bu küreselleşme parçası süreçleri. Parçası olamayınca tabii humiliye olduklarını, aşağılandıklarını, hor görüldüklerini, dışlandıklarını, siyaseten dışlandıklarını düşünüyorlar ve ona karşı da bir dil geliştiriyorlar ve bu dilde ya popülist bir dil oluyor ya da İslamofobik bir dil oluyor. Ve çünkü bu biraz elitizm karşılığına da aslında denk geliyor herhalde. Çünkü o daha kozmopolit olanın parçası olamayıp. Tabii anti-elitist özellikle buradan geliyor ve aslında bir çığlık olarak okunması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü şunun farkında, yani bu insanlar da rasyonel bireyler aslında. Antropolojide biz öyle bakıyoruz değil mi? Aklı olan, neyin kendisi için en iyi olduğunu bilen insanlardan bahsediyoruz. Bu insanlar da diğer insanlar gibi sosyoekonomik açıdan ve nostalji yaşayan, 35 yaş üzerindeki insanlardan bahsediyoruz özellikle. Olup biteni kendilerine karşı göreceli sosyoekonomik dezavantajlarını anlatabilmek için merkezdeki siyasete sosyoekonomik bir dil kullanmıyorlar, sınıfsal bir dil kullanmıyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu dilin artık geçer bir akçe olmadığını biliyorlar. Bu dilin bir şey ifade etmediğini biliyorlar. Ama bildikleri başka bir şey daha var. O da marjindeki bir takım dilleri kullanarak uluslararası toplumun ve ülkedeki merkezdeki siyasetçinin dikkatini çekebileceklerini biliyorlar. O yüzden biz bütün dikkatlerimizi Pegida'ya verdik, Dresden'e verdik, Chemnitz'e verdik, Doğu Almanya'daki eyaletlere verdik.
Çünkü oradaki insan grupları İslamofobik dili kullanıyorlar ve sağ popülist dili kullanıyorlar. Ve demin şey dediniz, yani aslında orada da günlük hayatta çok fazla göçmenle de ya da Müslümanla da karşılaşmıyorlar. Yok. Aslında bu bana hani çok önemli geliyor. Yani bizim çalıştığımız, yaptığımız araştırmalarda da hep bu karşılaşma ve temasın aslında tam da bu ön yargıları kırmada, korkuları yenmede çok güçlü bir tarafı var. Hani herhalde biraz bu karşılaşma imkanlarını mı, mekanlarını mı, olasılıklarını mı ya da eğitim içine bunu yedirmeyi mi? Yani burası herhalde bizim hepimizin düşünmesi ve üretmesi gereken bir şey. Bravo. Kuşaklar arası bir gerilim var. Ve bu kuşaklar arası pek çok başka gerilimler, sosyoekonomik gerilimlerden bahsettik. Nostaljik konulardan bahsettik. İşte bir diğer konu da kuşaklar arası çatışma, kuşaklar arası gerilim. Mesela genç kuşaklar arasında nostalji konusu yok. Onu bir tek olarak görmüyorlar. Tabii yani gelsin, mülteciler de gelsin. Çünkü öyle eğitim görmüş, öyle bir dünya okuması var. Bizim çocuklarımızda da yani Türkiye'den çok dünyayı takip ediyorlar. Dolayısıyla onlar çok daha kozmopolitan insanlar. Ama şunu net olarak görebiliyoruz, yine Dresden örneğinden hareket edersek. Mesela bir AfD'nin ve Pegida'nın temsilcilerinin yürüyüş yaptıkları bir günün sabahında Dresden meydanında genç 10-15 tane kadın üniversite öğrencisi dans gösterileri yapıyorlar. Ve birden etrafında bu grubun etrafında daha yaşlı, orta yaşın üzerindeki bir AfD ve Pegida yanlısı yerli insanlar birden belirmeye başlıyor ve aralarında geçen bir takım diyaloglara şahit oluyoruz. Yaşlı insanlar diyor ki sizin burada bu şekilde davranıyor olması bizim işte İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olan atalarımızın kemiklerini sızlatıyor diyor. Yani aslında çok yakından bildik şeyler bunlar. Evet, Türkiye bağlamına yorumladığımız zaman, tercüme ettiğimiz zaman benzeri anekdotlarla çok karşılaşmamız mümkün olabilir. O da diyor ki, oradaki kadın da diyor ki, siz diyor yapayalnız insanlarsınız, dünyayla hiçbir bağınız kalmamış. Aslında bunun verdiği bir tepki nedeniyle bize karşı çıkıyorsunuz. Burada kuşaklar arasında bir çatışma yaşandığını görüyorsunuz. Ama biz bunlara bakmıyoruz. Biz işte İslam pop up ediyor orada, o beliriyor, ona bakıyoruz. İşte mülteci karşıtlığına bakıyoruz. Ya da siyasal partilerin ve organize örgütlerin kurduğu dile bakıyoruz. O dilde İslamofobik ve popülist bir dil ama detaylarına baktığınız zaman daha kolay anlayabiliyorsunuz. Evet. Yani tabii bu hepsi açılması gereken. Çünkü o semboller şu açıdan çok daha kolay iletişim sağlıyor. Çok daha rahat. Grileri anlatmak daha zor. Siyah ve beyazlar üzerinden biraz daha hızlı bir iletişim sağlanıyor. Ya da yani yine şehirle bağımızı kurmak açısından mesela şuna hangi birimiz hayır diyebiliriz ki? Toulon'da yaptığımız bir mülakattan biri diyor ki ben artık diyor Le Pen taraftarı, ben artık diyor İspanya'dan ithal edilen domatesi, portakalı yemek istemiyorum diyor. Ben artık burada kendi bahçemde, geçmişte olduğu gibi kendi bahçemde ürettiğim portakalı yemek ya da kendi üreticimin ürettiği portakalı yemek istiyorum diyor. Domatesi yemek istiyorum diyor. Niye diye soracak olduğumuzda diyor ki ya diyor yani işte ulaşım var diyor. Karbon ayak izi artıyor diyor. Gayet çevreci bir. Çok çevreci. Çok sol bir dil kurduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar böyle kolay bunlar bir avuç faşist, bunlar bir avuç nazi, bunlar bir avuç ırkçı insanlar deyip atabileceğimiz bir insan kitlesinden bahsetmiyoruz. Kaygıları var ama merkezdeki siyaset bu kaygıları okuyamıyor, anlayamıyor ve ona karşılıklı bir referans, ona karşılıklı bir siyaset üretme konusunda beceriksiz kalıyor diyelim. Yani tabii buradaki o işte dil ve kelimeler çok hayati anlama geliyor. Yani tabii biz sosyal bilimci olarak bunlarla çok uğraşıyoruz ama aynı şekilde bunların yansıması, medyada anlatımı, işte üzerlerini çizmek de dahil olmak üzere hani konuşulabilir alanlar yaratmak herhalde çok hayati. Süremizi neredeyse bitirdik ama atladığımız bir şey var mı diye düşünüyorum. Belki başka bir seferde sizi yakalamak zor ama tekrar yakalayıp burada konuşmayı isterim açıkçası. Yani son olarak belki toparlamak için yani kent ve popülizm dediğimizde
şöyle bir şey de çıkıyor karşımıza. Yani küçük kentler, büyük kentleri konuştuk ama onun ötesinde tabii bu yerel siyasetle ne diyelim ulus devletin ya da en azından devlet ölçeğindeki siyaset arasında bir yerde farklı bir şey gördünüz mü hiç? Yani yerelde çok daha muhafazakar olup ülke düzeyinde ya da işte başka daha farklı bir dilin üretildiği bir şey var mıydı? Yani mekansallıkla bütün o ülke geneli için başka şeyler gibi. Yani böyle çelişkili örnekler var mıydı orada, onu bir tek merak ettim. Yoksa oradaki sağ popülist dediklerimiz ülke genelindeki siyaset içinde benzer bir çizgide miydi hepsinde? Yani mesela Fransa özelinde konuşacak olursak bu insanların gündelik hayattaki kaygılarına karşılık gelen ve onların bildikleri, aşina oldukları Fransa değerlerini özellikle liberal bir söylem kullanan, enteresan, Le Pen'den bahsediyorum, evet, evet. Kadın söylemini kullanan, laisizm söylemini kullanan, uygarlıkçı bir söylem kullanan Le Pen'den bahsettiğimiz zaman bu insanların aslında kaygılarına karşılık verebiliyor. Mesela Macron'a o kadar sıcak bakmıyorlar. Hı-hı. Hatırlayalım, Macron Fransız kültürü diye bir, evet, kültürün, evet, olmadığını, sömürgeciliğin insanlık suçu olduğunu söylüyor ki haklı. Ama bu insanların da kendi geçmişlerinde, kendi ailelerinde bir şekilde Fransa-Cezayir Savaşı'nın ardından o ülkeden kopmak zorunda kalan insanların çocukları olduğu için bir şekilde burayı çözemiyorlar. Hı hı. Müfredatta özellikle Le Pen taraftarları ve Le Pen'in partisi de aynı şeyi söylüyor. Müfredattaki bu anti-kolonyalizm söyleminin çok ağır kaçtığını, hı, söylüyor. Dolayısıyla bunlar aslında merkezi siyasetin çözüm getirmesi gereken, hı, konular. Ama merkezi siyaset de bugüne kadar kaçtı, kaçak, hı, oynadı, çözüm bulmadı. Ve aslında bakarsanız bizim bugün şikayet ettiğimiz şeyler neler ise sağ popülizme ilişkin, hı hı, tabir caizse bunların ağababaları bugün merkezi siyaset diye tanımladığımız siyasette yer alan insanlardı. Hı hı. Sarkozy'ydi. Yani bugün Le Pen'in söylemlerini alın, turnusol gibi Sarkozy'nin söylemleriyle çok iyi ilişkilendirebilirsiniz. Hı. Ya da AfD'nin bugünkü söylemini alın, hı hı, 2010 yılında Merkel'in kullandığı anti çok kültürcü söylem, hı hı, ile ilişkilendirebilirsiniz. Dolayısıyla yani bugün doğan bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet. Geçmişi var. 11 Eylül düzlemi var. Evet. Orada bir kırılma yaşanıyor. Ama ondan öncesinde Balkan Savaşları var. Bugün nasıl Suriye Savaşı Türkiye'yi yerle bir ettiyse, hı hı, kelimenin tam anlamıyla yerle bir ettiyse, bütün toplumsal, siyasal dokuyu değiştirdiyse, dönüştürdüyse, benzeri şekilde 1990'lı yıllardaki Balkan Savaşları da Avrupa'yı pek de fazla üstesinden gelinemeyecek, hı hı, bir aslında yıkımın içerisine doğru sürükledi. Ve sağ popülizmde ipuçları itibariyle orada doğmaya başladı. Merkezdeki siyaset bunu, hı hı, aslında yarattı ve daha sonra yeni çıkan bir takım partiler bunu hijack ettiler. Bunu nasıl, evet, diyelim, bunun üzerinden yükseldiler. Bunun üzerinden, evet, siyaset kurmaya başladılar ve şu anda da ana akım olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Çok teşekkürler. Yani buradaki, evet, birçok şeyi çok derin daha tartışabiliriz. Özellikle işte sağ popülizm, sol popülizm, sol popülizm ve sağ popülizm farkları gibi. Ama birçok konuyu da en azından izleyicilerimiz için de açmaya başladık diye düşünüyorum. Herhalde bu tarihsel bağlam ve mekansal bağlam bizim çok daha düşünmemiz gereken ve benim için yani bu çalışmanın en önemli tarafı karşılaştırmalı bir perspektiften bakabiliyor olmak. Çünkü hem ortaklıklar hem farklılıklar bize bu karmaşık dünyayı anlamada, evet, çok önemli araçlar gibi geliyor. Başka bir sefer tekrar buluşmak İnşallah. Üzere diyelim. Çok Söz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Aylin Hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Güzel bir hafta olsun. Sağlıkla kalın.